beri Gaziantep'te yediğim en iyi şey olabilir. Çok iyi, çok iyi. Öf, hop. Gerçekten. Değil de onlar ne yaptığını biliyor bence. Yanıyorum. Bam 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 söyleyeyim. Çok güzeller. Bozdu bozdu, tam bozdu. Johnny. Koçak koçak koçak. Bir sana bakıyorum, buna bakıyorum. Bir sana bakıyorum. Sevimli cümle derler. Gidelim halay çekelim. Günaydın. Dur. Buranın güneşi çok güzel. Azıcık güneş gördük. Vallahi uyuyakalmışız. Gaziantep uyumak için gelmişiz meğerse. İyi oldu, güzel uyuduk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyordu. Planlarımız olsun, işleyecek tıkır tıkır. Akşam yemeğine kadar 8 saat vaktimiz var ve bence yeterli. Çünkü burada görebileceğimiz Rum Kale vesaireyi Urfa'ya gidip Urfa'dan doğru göreceğiz. Bu arada Urfa'ya gideceğimizi söylemiş bulundum. Bilsiniz Urfa vlogu da geliyor. Hadi gidelim o zaman, acıktım. Şimdi ne diyoruz? Tost Cerol. Umarım iyidir. Yani birçok yer çok iyi, çok iyi, öf falan böyle, aman tanrım falan dedikleri yerlerin hepsinin tost çıkması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Resmen Antep'e gelme sebebimizdi o videolar. Onların sahipleri kendilerini biliyorlar. Ben dediğim için değil de onlar ne yaptığını biliyor bence. Neyse, bu hesap, bu vlog sahte bir hesap değil. Ne iyi ne kötü size bam 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 söyleyeceğiz. Gibi. Neyse, sabah atarı gideri yapıldıysa biz tostçu Erol'a. Kolay gelsin. Açlıktan hık tutmuş evet. Birini. İçeride geç, içeri girelim. Geç bakalım. Ha, öyle mi abi? Tamam, öyle yapalım. Ha, siparişimizi buradan mı veriyormuşuz? Haydi bakalım. Kolay gelsin abi. Şu sesini deneyeceğiz. Sana sucuk yumurta kaşar. Elif Hanım hoş geldiniz Gaziantep'e, Tost Cerol'a, Lezzet Şehri'ne. Hoş bulduk. İnşallah güzel tostlar hazırlayacağız şimdi. Vallahi metinizi çok duyduk. Evet. Bir denemek için geldik. Evet, en güzel tostlarımızdan birini size hazırlayacağız inşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ Salçalar içinde. Sucuğun kendi aromasıdır o. Çok iyi biliyor musun? Şey, sucuklu omlet kaşar böyle ekmek arasında yiyordur ha. Yumurta? Bu bir ya. Alırım. Şöyle iyi. Tost Cerol'dan çıktık. Nasıldı? Vallahi yani tost deyip geçmeyin yiyin bence. Bence çok lezzetliydi. Ya dünden beri Gaziantep'te yediğim en iyi şey olabilir. Yani gerçekten çok iyiydi. Biz sucuk, yumurta ve kaşarlı olanı yedik. Spesiyel diye geçiyor. Arasına da bir sos koyuyor. Sos nedir bilmiyorum ama lezzetli bir sos. Haricen de acılı bir sos veriyor. O da çok iyiydi. Da çok çayı iyiydi. Da güzeldi. Vallahi yine ne kadar ödedik? Tost 80 liraydı. Totalde 90 lira dedik işte çaylarla birlikte. Suyu almadı mı? 5 lira da su sonradan verdim. 95 lira. Ve bize bunu hediye etti. Gaziantep Hatırası magneti almayacağım vallahi. Bu bana yeterli. Güzel anılar. Güzeldi, tavsiye ederiz. Kesinlikle Tost Cerol'a gelin. Yani yöresel bir kahvaltıdansa bu tostu yemeye değer. Aynen, kesinlikle. O zaman görüşürüz. Biz yeni rotaya. Bir porsiyon börek söyledik. Ve hurma,
Şu ne bu? Şu fıstıklı kusal. Şöbiyet o. Şöbiyet. Bu normal. Normal baklavası. Ha, cevizi baklavası öyle. Yok, ceviz yok çünkü. Bakalım. Hmm. Peki elimi yazdırsam ne oluyor? Sen de gelin, sıcak mı? Hmm. Çok iyi. İçindeki fıstık hemen sana diyeyim. Baklavalı kıyıp kal. Öyle zaten. Antep'te Güllüoğlu. Orası iyi. Ben 10 yıl önce falan gelmiştim. Evet, ben şu kapıda da yazıyor, şu günüz yoktur diye. Ben söylemiştim. Hangi çarşı bu? Hangi çarşının içinde? Almacı. Almacı çarşısı. Hangi çektim zaten geçti pardon. Aynen. Almacı aldım. Pazarı burası. Çok iyi. Tamam, sen arkadaşlar. Ben de yiyorum, hadi görüşürüz. 5.36'yı kapatıyorum ha. Arkadaşlar çok iyi. Buraya gelin. En sevdiğim tatlılardan bir tanesi burma kadayıf. Daha önce Diyarbakır'da denemiştim. O da çok iyiydi. Ama parçalandı. Keşke elini alıp yeseydin. Daha yeni kalkıyorum. Ben uykuda feragat ediyorum da memleketimi göreyim diye geldim. O kadar mı iyi? Çabuk ye, ben de yiyeceğim. Lisede gezmiyorum mesela. Yani kadayıfın çıtırlığı, içindeki fıstığın lokumluğu inanılmaz yani. Şanelli. Gerçekten. Kapat hadi, hadi başla. Yani şerbet oranı hiç baymıyor seni yerken. Tatlı değil ki. Ne, onu diyorum işte. Ben çok şekerli yemem. Ama tatlı değil. Çok iyi değil mi? Börek mi? Aynen. Çok iyi. Gelin arkadaşlar buraya. Biberler, salçalar alanında. Boşuna oynama da para at. Para at, para, boşuna oynama diyorum. Akşam bol bol oynarsın. Ne aldığımızı göstereyim, dur. Bu ceylanı aldım. Çok güzel. Bütün ustalar kendi eliyle yapıyor birçok şeyi. Fark evet. Ettin mi? Bir de şu zürafa ile yavrusuna bayıldım. Ama maalesef koyacak yerim yok. Alamadım. Gülmemeliyim. Hayır, tamam, güzel de ata, yani o göze gerek yok bence, yani biraz şaşırmış. Merkezden yaklaşık 20-25 dakikadır yürüyoruz. Ne için yürüyoruz? Halil Usta kebapçı. Meşhurmuş. Merkezden bayağı bir yarım saat. Bir tane ayran vardı. Bunu içmiyor. Sağ olasın.
Halil Usta için gelmişti. Çok övülüyor diye. Fakat Halil Usta'da kuzu hariç hiçbir şey yokmuş. Lahmacun da yokmuş. Biz kuzu yemiyoruz. Sağ olun. Çocuklar karşıladı. Güzel lahmacuncu önerdi. Ne ya da Dukat kebap lahmacun. Orada yiyin dedi. Biz oraya geldik. Lahmacun yiyeceğiz. Bakalım. Evet, şöyle biraz daha acıkmayalım. Bir mucize Allah yukarıdan. Acı önemli bizim için. Biraz acıyı fazla bocaladım. Hadi bakalım. Ama sıkıntı yok. Adanalıyız icabında, acı yerik. Bolca limon, alkali yapsın bize. Alkali. Şeyi ince. Çıtır görünüyor. Yediğimiz yerden daha güzel değildir bu. Bakma bana öyle acı acı. Acı değil diye bunu koydurdu bana içine. Değil de. Acı. Ayran iç ayran. Vallahi benzin yandı ya. Peki lahmacun hakkındaki yorumun? Çok güzel. Yediğim şu ana kadar en iyi lahmacunla sence yani hepsine sarımsak var. Buraya da sarımsak var. Antep şeyinde lahmacunda sarımsak. Sarımsak hissediyorsun yani. Hani onu sevmeyen için bir şey diyemem ama. Ben seviyorum. Güzel. Sen de seviyorsun. Yani çıtırlı eti. Acısı. Kıvamı iyiydi. Bence çok lezzetliydi yani. Ben burayı beğendim en çok. Çıtır da güzeldi ama burası iyiydi. İmam Çağdaş da güzeldi ama yine burası iyi. Burada sıralama bir bu. İki İmam Çağdaş, üç çıtır oldu bence. Herkes çok çıtır önerdi ama bir bu, iki İmam, üç bu. Kesinlikle. O zaman afiyet olsun. Yanıyorum. Görüşürüz. Çok güzeller. Yetiştik ama. Johnny. Aynen. Johnny Walker. Hadi şu an Antep'e geldiğimden beri ilk kez bu kadar etkileniyorum. İnanılmaz yani, gelip görmeniz lazım. Koçak 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 baklavaları dediler. Geldik. Bayağı yürüdük. Bir şey bilmeyelim dedik. Bakalım söyledikleri kadar var mı? Koçak baklavaya geldik. Çok övüldü. Ben normalde Antep'te bu kadar adım atacağımızı düşünmüyorsam ama dün 19.000 adım falan atmışız. Bugün de 15.000 oldu bile. Biz genelde yürümeyi tercih ediyoruz. Bu kadar yersen yürümek daha mantıklı zaten. Burada şimdi bakalım baklavaları deneyeceğiz. Nasıl gelecek merak ediyorum. Havuç dilim, cevizli baklava, şöbiyet ve midye. Bir sana bakıyorum, bir buna bakıyorum. Bir sana bakıyorum,
Bir buna bakıyorum. Bir de daha da mı gelecek? Geldi. Vurma kadayıfım yok burada. Asıl vurma kadayıfına geldim. Bozmadı, bozmadı, bozmadı dedik. Bozdu, bozdu, tam bozdu. Süt gelecek daha, sütümüz var. Tabii süt dengeler. Süt yumuşatır yani. Neyse, ben cevizli baklavayla havuç dilimin tadına bakacağım. Niye bunlara bakmayacağım mı? Ya zannetmiyorum. İsmet. Evet şefim. Bu ceviz cevizli. Annenin tabiriyle cevizli. Annemin değil, safranbolu. Cevizli değil, cevizli. Cevizli. Safranbolu cevizli diyorsun. Ben safranboluyum. Safranbolu cevize cevizli derler. Rahmetli babaannem. Mekan cennet olsun. Öyle derlerdi. Ben cevizli baklamacıyım. Havuç dilim de yedim. Cevizli baklavasın ama güzel. Ben şerbetli tatlıcı olmadığım için doğru yorumu ben yapamayabilirim. Ama benim damak zevkime göre çok ağdalı bir şerbeti var. Onun damağa yapışmasını sevmiyorum. Bir tık daha sulu bir şerbet olup böyle akmalı o çıtır çıtır halin içinde. İşte şimdi sen ev baklavasına alıştığın için ev baklavasının şerbeti hep böyle sulu olur. Yanlış mıyım? Sen onu daha çok seviyorsun. O yüzden bu yani sana biraz daha şey kalıyor. Annemin rahmetli anneannemin baklavasını onun yanından üzgünüm geçmez diyor, felaklık yaparmış. Güzel, çok güzel. Ötte tutar vardır. Ben çok şerbeti tatlıyım. Bence senin yorumun daha önemli. Dur bir dakika dur. Güllüoğlu ile karşılaştırdığında. Güllüoğlu var. Teşekkür ederim. Benim değil, bence senin baklava yorumun daha önemli. Çünkü asıl şerbetli tatlıcı baklava sever sensin. Bu kadar çok anlattın ki aslında az önce ama arkadaş çekmeyi unutmuş. Şimdi tekrar çekiyorum. Antep'li iki yerde denemiş olduk. Biri Güllüoğlu, biri de Koçak burası. Dün biz yedik mi? Bir yerde yedik biz. Katmer yedik, Katmer. Katmer, Katmer zaten çok bizi açmadı. Soracaksınız. Benim damak tadıma göre Güllüoğlu dedi. Bence de. Oranın daha lezzetliydi, daha güzeldi. Şimdi cevizli baklavaya bakacağım. Bunun içinde tarçın mı var? Bana gelmedi. Olabilir, yok. Damağımı koklayınca hafiften bir geliyor. Tarçın var. Fena. Peki bir şey soracağım. Güllü'yü Koçak'a boş ver. Annemin cevizli baklavası mı bu mu? Annemin cevizli baklavası. Anneme torpil geçme, dürüst ol. Yok, gerçekten. Diğerleriyle alakalı tabii ki de bunlar işin ehli de. Ya, cevizli baklava konusunda. Onu da Safranbolu'ya giderse şeker gösterir. İnşallah. Yani. Neyse, ben yiyorum, görüşürüz. Görüşürüz. Hazırız. Sıra gecesi var dendi. Gidelim halay çekelim. Yani yediğimiz mezelerden tut da dinlediğimiz müziklere kadar mekan hareketli, güzel. Ben zevk aldım, keyif aldım. Yani normalde pek sıra gecesi insana değilim diyorsun. İnsana değiliz.
Ama buraya kadar gelmiş yer görsel bir şey yapmak istedik ama yine de modernize edilmiş bir haliyle dahil olduk diyebilirim. Çünkü mekan öyle, çok bir hanın içerisinde aslında fakat daha modern bir sunumla diyelim. Mezeler güzel, güzel söylüyorlar. Biz bile eğleniyorsak yani bu sıra gerisini seven insanlar hala yolla eğleniyorlar. Güzel yani bu mekan güzel, tavsiye ederiz. Mezeleri güzel, müzik güzel, eğlendiriyor. Keyifli, çok keyifli. Yani burada hani düzgün, kaliteli bir hizmet, yemek arıyorsanız burası okey. Buraya gelinebilir. Bir Gaziantep turumuzun sonuna geldik. İki gün geçirdik. Dolu dolu iki gün oldu. Değil mi? İki gece iki gün oldu. İki gece iki gün oldu. Güzeldi, keyifliydi. En son bir sıra gecesine katıldık. Çok geleneksel bir sıra gecesi değildi. Biraz modernize edilmiş haliydi ama güzeldi. Yani çünkü gittiğimiz mekan modernize edilmiş bir mekandı. Yani bir han Avrupa'yı bir havası vardı, açık söyleyeyim. İçeride yabancı müzikler tabii falan çalıyordu sıra gecesi başlayana kadar. Evet, aynen. Daha sonra en sevdiğimiz şarkılar için falan çaldı, şaşırdık. Aynen. Daha sonra ekipler geldi, sıra gecesi başladı. Yani ortam keyifliydi, güzeldi. Şöyle kaleyi arkamıza alalım, Gaziantep Kalesi'ni. Biz flu gözükebiliriz ama kale çok güzel gözükmüyor mu? Burası Gaziantep'in karakoluymuş eskiden. Güzel bir kediş geldi, dur ona tavuk verelim. Gel! Gel pisicik. Doğan abi kaçan kedi işte. Gel 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 gel. Versene ona. Dur verelim. Az önce bir kedi gördük ve yemediğimiz porsiyon kebabımızı ona yedirdik. Oh, afiyet olsun. O yüzden Gaziantep vlogumuzu burada kapatabiliriz. Ama Gaziantep güzeldi. En başta içine almıyor seni ama iki günde bile olsa değil mi? İçine çekti. Mozaik Müzesi inanılmaz büyüleyiciydi. Ama Gaziantep'in genel itibariyle esnafları çok güler yüzlü. Yardımsever misafirperver. O yüzden biz Gaziantep'i sevdik. Çok pohpohlanan mekanlar yerine yerel lokal lezzetleri denemeyi tercih edin derim ben. Biz açıkçası yeni vlogger olarak çok pohpohlanan yerlere gidelim dedik ama dürüstçe neyi beğendik neyi beğenmedik söyledik zaten. Onun haricinde iki gün. İki gün gelin. Kaleye çıkın. Mozaik Müzesi'ni gezin. Zaten çarşının içerisinde başka müzeler de var, onları da görün. Bütün çarşıları, Bakırcılar Çarşısı'nı falan gezin, baharatınızı, salçanızı alın. Güzel. İstediğiniz gözünü kestiğiniz yere de oturun, neresi iyiymiş demeyin. Çünkü çok övülen yerlerin fos çıkma ihtimali çok yüksek. Çok özetimiz, çok bu gene açıklamalara yazarız nereyi beğendik, nerelere gittik, hepsini görürsünüz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım takip eder. Abone ol butonuna basın. Bunu demeye ve başladık mı ya? Bizi beğenirsiniz. Dördüncü videoda buna başladıysak okey. Ya en doğal halimizle size içerik üretmeye çalışıyoruz. Bundan aşırı keyif alıyoruz. Aslında asıl işimiz bu değil. Fakat bunu bir iş belledik kendimize. Bizi mutlu ettiği için. Umarım sizi de mutlu eder. Öyle. İşte keyif için. Keyif yani. Evet. Bakalım. Kesin sabah görüşürüz. Hoşça kalın. Yerler moradına hele hele hadi.